Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler. Bugün sizlere vatozlardan nasıl yavru alacağımızdan, yavru almak için hangi şartlar yerine getirmemiz gerektiğinden, ideal akvaryum düzeninin nasıl olması gerektiğinden, erkeğin ya da dişinin hazır olduğunu nasıl anlayacağımızdan, dişinin yumurta dökeceği zamanın tespit edilmesinden, kısaca elimizdeki vatozlardan nasıl yavru alacağımızdan ve üreteceğimizden bahsedeceğim. Haydi başlayalım. Öncelikle sevgili dostlar, videolarımızın daha çok hobiciye ulaşması adına videomuzu beğenmeyi, abone olmayı ve özellikle de kanalımızı eş, dost ve arkadaşlarınıza önermenizi rica ediyorum. Evlerdeki bütün balıkların güzel yaşamaya hakkı var. Ayrıca kanalımızı Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Her canlıda olduğu gibi vatozlarda da erkek ve dişinin belirli bir olgunluğa ulaştıktan sonra yavru verecekleri bir gerçektir. Burada kastedilen olgunluk yaklaşık 1 yaş civarındadır. Boy olarak ise genelde tül kuyruklar için 7-8 cm civarına denk gelirler. Normal şartlarda 1 yaşına gelen tül kuyruk bir vatoz 7-8 cm civarındadır. Bu boyun üstüne de çıkabilir, daha kısa da kalabilir. Beslenme şartlarına göre balığınızın boylanması değişecektir. Burada bakım çok önemlidir. Kanalımızdaki vatoz beslenmesi ve üretimine dair diğer videoları da mutlaka izlemenizi tavsiye ederim. Balıklarınızı iyi şekilde beslemezseniz ve gelişimleri eksik kalırsa yanık kalma dediğimiz durum ortaya çıkabilir. Bu durumda balıklarınız yeterince gelişemez ve yavru veriminde istediğiniz olması gereken yavru sayısına ulaşamazsınız. Bu sebeple mutlaka diğer videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederim. Vatozlardan yavru almak için ideal oran bir erkek bir dişi ya da bir erkek iki dişi şeklindedir. Dişi sayısını arttırmak erkeğin yorulmasına sebep olacaktır. Erkek sayısını arttırırsanız da erkekler arasında kavga kaçınılmazdır. Kavgalarda hem balıklar yıpranır hem de küpteki yumurtalar zarar görebilir. Genel olarak vatoz akvaryumları kare şeklinde ya da kareye yakın olmalıdır. Diğer balıklar gibi yüzmedikleri için uzunluk sadece boylanma dönemlerinde önemlidir. Ayrıca yumurtlama döneminde erkeğin dişiyi küpe sokması için büyük akvaryumlardan kaçınılmalıdır. Bir erkek bir dişi ya da bir erkek iki dişi için 50'ye 50 ölçülerinde bir akvaryum kurmak yeterli olacaktır. Vatozların sindirim sistemi hızlı çalıştığı için kum kullanılmasını tavsiye etmem. Tabii ki tercih yine sizlerin. Vatozlarda akvaryum dekoru sade olmalıdır. Balıklarınız için gereken asgari malzemeler küp ve köktür. Küp, dişinin yumurtalarını dökmesi için gereken bir malzemedir. Ağzının dar ve içinin karanlık olması yumurta dökmeye teşvik edicidir. Ancak bu küp olmadan da dişler yumurta dökebilmektedir. Küpün bir diğer faydası, yavruların yumurtadan çıkana kadar onları koruma altına alınmasına katkı veren bir malzeme olmasıdır. Her ne kadar erkek yumurtaların başında olsa da yine de yumurtalar küpte daha korunaklı durumdadırlar. Vatoz akvaryumlarında kök ise vatozların vakitlerini geçirdikleri, suyu vatozlar için uygun hale getiren ve balıklarınızın sindirimine katkı sağlayan bir malzemedir. Genel olarak mangrov kökü kullanılırken yatı ya da mopani köklerde kullanılmaktadır. Vatoz akvaryumlarında filtre sisteminizin iyi olması gerekir. Aslında defalarca vurguladığım gibi hangi balığı beslerseniz besleyin, filtre sisteminizin iyi olması gerekir. Vatozlarda filtre sistemine dair sizlere başlı başına bir video hazırlamıştım. Sağ üst köşeye tıklayarak onu mutlaka izleyin. Hatta ilk önce o videoyu izleyip sonrasında bu videoya devam edebilirsiniz. Yavru alımının öncesinde iki önemli durum gerçekleşir. Birincisi dişi yumurta toplamaya başlar. Bu sürede dişi karnında yumurtaları üretir. İkincisi ise erkeğin küp tutmasıdır. Erkek küp tutarak yumurta toplayan dişiyi küpe sokar ve dişi buraya yumurtalarını bırakır. Bu bölümü sizler için biraz daha açmak istiyorum. Dişimiz akvaryuma alıştıktan sonra ve herhangi bir stres ortamı görmediği zaman yumurta toplamaya başlar. Eğer dişi kendini huzurlu ve güvende hissetmiyorsa, akvaryum şartları ve bakımı yeterli değilse yumurta toplamayacaktır. Her şey yolunda ve dişi yeterli olgunluğa sahipse yumurta toplamaya başlar. Bu süreçte karnı yanlara doğru yavaş yavaş gelişir. Ayrıca karın bölgesine alttan baktığınızda yumurtaların varlığını gözlemleyebilirsiniz. Yumurta toplamanın son evrelerinde karnının yanlara doğru iyice genişlediğini çok net olarak fark edebilirsiniz. Bu son dönemde dişi yumurta dökeceği küpü defalarca kontrol edecektir. Küpün etrafında çokça vakit geçirecektir. Zaman zaman küpe girip çıkacaktır. Bu onun yumurtalarını güvenli bir yere dökme çabasından kaynaklanmaktadır.
Erkek ise daha akvaryuma ilk girdiği dönemlerden itibaren küpü keşfeder. Erkeklerde küpü sahiplenme hissi vardır. Dişiniz yumurta toplamaya başladığında erkek küpü hazırlama çalışmalarına başlayacaktır. Yelleme dediğimiz hareket ile varsa küpün içindeki pislikleri dışarı atacak ve küpün içinde sirkülasyon oluşturacaktır. Dişinin yumurta dökmeye hazır olduğunu hissettiğinde dişiyi küpe alacak ve dişinin yumurta dökmesini sağlayacaktır. Sonrasında ise yumurtaları dölleyerek onların bakımını üstlenecektir. Vatozlarda yumurtaların ve sonrasında yavruların bakımı babaya, yani erkeğe aittir. Dişi yumurta döktükten sonra küp ile ilişiğini keser. Sonrasında erkek küpü yelleyerek yumurtaların mantarlaşmasını engeller. Yavrular yumurtadan çıktıktan sonra bile erkek onları yellemeye devam eder. Sizler yavruların keseleri bitmeye yakın onları yavruluğa alabilirsiniz. Dilerseniz de onların serbest halde büyümesine izin verebilirsiniz. Ancak çok küçük oldukları için onları yemeye çalışacak balıklarınız varsa yavruluğa almak en doğrusu olacaktır. Yavrularınızın keseleri tamamen bittikten sonra onları protein ağırlıklı olarak beslemeli ve en azından 2 santim olana kadar yavrulukta bakmalısınız. Sonrasında ise onları daha geniş bir alana ya da anne babanın yanına salabilirsiniz. Eğer yavruların yumurtadan çıktıkları dönemde ne zaman yem vermeye başlayacağınızı bilemiyorsanız, gün gün yavru gelişimi videomuzu izleyebilirsiniz. Burada yavruların gelişimlerini ve büyüme süreçlerini anlatmıştım. Tüm bu anlattığım süreç aslında bir döngü olarak daima devam edecektir. Tabii sizler akvaryum düzenini bozmadığınız müddetçe. Bir kez daha vurgulamak istiyorum. Hangi tür beslerseniz besleyin, bakımlarını ve gerekliliklerini yerine getirirseniz balıklarınız size yavru verecektir. Bu sebeple diğer videolarımızı da izlemenizi tavsiye ederim. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere vatozlardan yavru alma sürecini en baştan itibaren açıkladım. Ve bu süreçte balıklarınızın davranışlarının neler olduğunu anlattım. Sizler de kendi balıklarınızın davranışlarını ve yapısal değişikliklerini gözlemleyerek vatozlarınızın hangi aşamada olduğunu tespit edebilirsiniz. Umarım bu video faydalı olmuştur. Sormak istediğiniz bir şey olursa yine aşağıya yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Ayrıca bizi Facebook ve Instagram hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Hala kanalımıza abone olmadıysanız abone olarak ve bildirimleri açarak bizlere destek olmanız kanalımızın gelişimi için çok önemli. Akvaryum kültüründen sevgiler, saygılar, zevkli hobiler.